Merhaba, namaste. Ben Berfu. Okumuyorum şu an, mezun oldum. Mezun oldum Haziran'da. Stajyer avukatım. Şu an yasal stajımı yapıyorum. Isaac'le 2016 Mayıs ayında tanıştım. Üniversitedeyim o zaman, ikinci sınıftayım. Yazın bir şeyler yapalım. Nasılsa iş hayatına geçince hiçbir zamanımız olmayacak. Uzun bir süre belirli bir projede bulunamayacağız diye güzel bir zaman olacağını düşünmüştüm. Bir arkadaşımla böyle proje bakıyoruz yazın. Daha sonra bir şey bulduk Isaac diye. Neymiş bu Isaac? Ne ola ki bu Isaac diye giriyoruz, projelere bakıyoruz. Daha çok Avrupa'daki projelere bakıyordum açıkçası. Aklımda daha önce birazdan söyleyeceğim yere gitmek yoktu. Ben işte böyle birkaç tane projeyle eşleştim Sırbistan'dan. Daha sonra ben mülakat saatini kaçırdım. Trafikte kaldığım için yazdım, ettim. Onlar da sorun yok dediler ama benden önceki mülakat yaptıkları kişiyi almışlar projeye. Ben de bu şekilde projeye katılma şansını aslında yitirmiş oldum. Daha sonra ben de dedim ki yani madem böyle bir şey yapacağız, madem bu kadar uzun süre bir gönüllülük projesinde bulunacağız, o zaman kendimi de daha böyle bir zorlayacağım, daha challenge edeceğim bir yere bakayım. Neden Hindistan olmasın dedim. Konuşuyoruz böyle tatlı tatlı. Çok yardımcı oldular bana bu süreçte. Daha sonrasında dedim ki ben daha böyle Asya taraflarında bir yerler istiyorum. Ne tarz projelere bakmamı önerirsiniz? Hindistan diye çıkıp geldi güzel bir proje. O zaman Footprints diye bir projeye ben başvurdum. Skype üzerinden bir mülakat yaptık. Çünkü prosedür böyle işliyor. Daha sonrasında projeye eşlendiniz. Congratulations diye bir mesaj geldi benim mail kutuma. Ben de çok sevindim. Aa, şimdi ne olacak falan filan. İşte belgeleri toplama, vizeye başvurma, çarptırdı olaylarından sonra bileti de aldım. Tam gideceğim. Ben dedim nereye gidiyorum? Yani hani biraz bu süreç çok hızlı gelişti 1,5 ay içinde. 2 ay boyunca Hindistan'da kalacağım. Açıkçası biraz ürkmüştüm yani ilk giderken. Hazırım falan mental olarak ama zor da geliyor bir noktada. Çünkü acayip bir yer. Yani hiç daha önce bulunduğum bir yer gibi olmayacağını biliyordum. Tek bildiğim de hakkında işte daha önce okuduğum ettiğim şeyler var ama filmlerden gördüğüm sürekli herkes dans ediyor. Sürekli oyunlar bir şeyler. Ama beni neyin beklediğini de tam olarak bilmiyorum. Ben Delhi Üniversitesi'nin şeyine eşleşmiştim. Yani gittiğim şube Delhi Üniversitesi'ydi. Hindistan'a gitmek isteyenlere de önerebileceğim bir şubeydi açıkçası. Çünkü her zaman sizinle irtibat halindeler. Size yardımcı oluyorlar. İlk başta havaalanından inince benim aslında challenge'larım başlamıştı. Çünkü dehşet bir kalabalık. Havaalanının 13-14 tane çıkışı var. Havaalanından ben yanlışlıkla çıktım. Bir daha içeri giremedim. Çünkü öyle bir şeyleri varmış. Çıkınca bir daha boarding pass'in olmayınca içeri giremiyorsun. Ben de kaldım öyle. Beni almaya böyle gelmelerini bekliyorum falan. İnternetim yok. Telefonum çekmiyor. Ondan sonra insanlar çok fazla. Çok fazla sıcak kokuyor falan. Bu tarz şeyler. Ben de ilk başta prenses gibiyim böyle. Dokunmayayım. Ay buradan kürü fırladı falan. Ay böcek mi o falan modundayım. Çantamın içi dolu sinek ilacı. Dezenfektan şeyler bir şeyler. Neyse beni gelip aldılar. Kalacağım yere doğru gidiyoruz. Ben burada hostelde kaldım. Çünkü projeye gitmek isteyen arkadaşların aklında bununla alakalı sorular olabilir. Yani nerede kalınıyor? Nasıl yapılıyor falan gibisinden. Ben hostelde kalmıştım. Gittim. Çıktım yukarı. Çok güzel. Diğer projelere gelmiş dünyanın çok farklı yerinden insanlar var. Yaklaşık bir 60 kişi, 70 kişi vardı sanırım aynı anda benimle gelen. Gösterdiler odamı. Ben tabii yine çantamdan çarşafımı, yastık kılıfımı, her şeyimi götürmüşüm. Çıkardım onları falan böyle değiştirdim. İlk bir 3 gün kendime gelemedim açıkçası. Yani yemek falan yemiyorum. Yanımda götürdüğüm bu çubuk kraker tarzı şeyleri falan yiyorum. Hazır çorba götürmüştüm onları falan. Muz. Muz bayağı iyi orada. Hani 3-4 günün sonunda ben dedim ne yapıyorum? Ben buraya geldim. Burada bir deneyim yaşamaya. O yüzden yani kendine gel. Hani uyandığında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Farklı bir yerdesin. Buranın kültürüne adapte ol dedim. Çünkü kendi konfor alanımdan aslında çıktığım bir andı o. Çok zorlandım çıkarken de. Şu an anlatması kolay. Böyle yemek falan yiyoruz elle. Sokaktan geliyorum. Elimi yıkamıyorum falan. Bağışıklık kazandım. Hani hem o kalabalığa bağışıklık kazandım. Metroya biniyorsun. Metroda ayağın yere değmiyor zaten. Tutunmana gerek yok. İçerisi böyle hani. Görmediğim bir şeydi açıkçası. Sonra Zincirlikuyu metrobüs station'a ben. Çok güzelmiş burası. Boşu boşuna hakkını yemişiz falan oldum böyle. Gelelim projeme. Projem Footprints diye bir projeydi. İlkokul çocuklarına İngilizce öğretmekle alakalı bir proje. İşte yaşları 9, 10, 11, 12 maksimum. Kendi öğretmenleri var. Çocuklar neden İngilizce bilmiyor? Orası Hindistan. Hindistan'da herkes İngilizce biliyor soruları geliyor ama arkadaşlar Hindistan'da herkes İngilizce bilmiyormuş. Ben de bunu gördüm. Yani şöyle ki çok dezavantajlı kesimlerde olanlar yani doğru düzgün bir okul binası bile yoktu açıkçası öyle söyleyeyim size. Ve buradaki insanlar doğru düzgün İngilizce bilmiyordu. Sadece öğretmenleri böyle biliyor. Onlar aracılığıyla zaten iletişim kuruyoruz. İlk gittiğimizde zaten bize söyledikleri şey sizin onlara İngilizce öğretmenizi bu proje sonunda yani 6 haftada kimse kimseye seller sular gibi İngilizce öğretemez. Bizim sizden istediğimiz bu çocuklara dışarıda başka bir hayat olduğunu da gösterin. Yani burada içinde yaşadıkları toplumla başka bir hayat da olduğunu, başka bir dünya olduğunu da gösterin. Çünkü onların ufukların açılmasına ihtiyaçları var. Onların farklı bir şeyler görmeye ihtiyaçları vardı. Biz onlara daha çok bu şekilde destek olduk. Kendi kültürümden bir şeyler gösterdim. Biz neler yapıyoruz?
yapıyoruz, neler ediyoruz bunları gösterdim. Zaten projenin amaçlarından biri de buydu. Kültürel değişim. Hem oraya gelen diğer ülkelerdeki insanların kültürünü öğreniyorsun hem onların kültürünü öğreniyorsun ama bu sırada da sen kendi kültürünü öğretiyorsun. Böyle tatlış kültürel etkileşim halindeydik sürekli. Vizesin falan nasıl geçti? Onları biraz bahsetmeyi almam. Şimdi Hindistan vizesi biraz sıkıntılı. Yani şöyle yeşil pasaportum var benim. Daha önce hiç vize konusunda sıkıntı yaşamamıştım, özür diliyorum ya, ama Hindistan vizesi kapıya gelince birazcık zorlandım. Sürekli böyle bir bilinmezlik vardı zaten. Hani turist vizesi mi yoksa entry vize diye bir tür vardı onların vizelerinde. Hani bunu mu almak gerekiyor falan. Neyse Isaac şubesi de bana o zaman işte böyle turist vizesi al daha kolay dememişti. Ben de ilk entry vizeye başvuran kişiydim. Bunun için de orada proje yapacağım yerden bir sürü belgenin gelmesi gerekiyordu falan. Bir tane belge var. O belge de şu arkadaşlar. Benim proje yapacağım okulun, yerin Hindistan devletine kayıtlı olarak olduğunu gösteren belge. Bunu hiçbir kimse bulamadı bu belgeyi. Gerçekten hani gitmeme bir hafta falan kalmış. 4 gün var. Daha benim vizem çıkmamış. Ben stresim, bu nasıl iş diye böyle birazcık şeyim. Sinirliyim aslında. Ağlıyorum bir yandan. Tamam gitmeyeyim o zaman, İstanbul'a kalacağım falan diye umutsuzluğa da kapıldım bir anda. Ama sonrasında bu belge artık konsoloslukta ben böyle dayanamayıp sinirden ağlayınca ne bu belge? Her şeyim tam falan diye sistem edince oradaki görevli işte tamam dedi, ara dedi sen orayı, ben konuşayım dedi. Hindistan'ı aradık işte, onlar kendi arasında ya bir belge gönderemiyorsunuz falan gibi şeyler söyledi bence. O belge tak diye geldi çünkü, yani hani Hintçe konuşmak gerekiyormuş demek ki. O belge geldikten sonra benim vize tak diye çıktı. Ben de mutluyum, ediyorum. Yani olmayacak bir şey değil. Biraz zorlamak gerekiyor işte. Bunların hepsi aslında bu challenge'ın bir parçası. Her alanda challenge. Yourself. Projede yaşadığın en komik... Ya başından sonuna kadar her anda aslında komik bir şey var ama en komik diye sorunca aklıma gelmiyor. Ben birkaç tane ortaya karışık yapayım, siz karar verin hangisi komik değil. Şimdi bu ilk başta neden başlayayım? Aklıma gelmedi. Gittik. Tabii hostelde o sırada projeye gelen birçok insan var farklı yerlerden ve yalnız gidiyorsunuz. Yalnız başınıza tabii bu projeye gidiyorsunuz. Arkadaşınızla falan gitmediyseniz, ki bence en güzeli tek başına gitmek, böyle bir maceraya çıkmak. Ama hostelde dünyanın dört bir yanından gelen bir sürü insan var. Tabii ki de bizim oradaki tek amacımız şey olmuyor. Oraya siz sadece çalışmaya gitmiyorsunuz. Sonuçta siz de oranın kültürünü öğrenmeye, kültürünü görmeye gidiyorsunuz ki bunun da yapılması için sizin gezmeniz gerekiyor. O yüzden projenin olmadığı günler sizin tatil günlerinizde gezebiliyorsunuz. Gidince de hostelde ya da kaldığınız yerdeki diğer gönüllerle ya işte ben bu hafta sonu şuraya gidiyorum, gelmek isteyen, katılmak isteyen var mı tarzında konuştuğunuzda en az 5 kişi falan çıkıyor zaten. Çünkü onlar da gezmek istiyor. Biz de bu şekilde çıkalım gidelim dedik başka bir şehire. Jaipur'a. Pink City diye geçiyor bu arada. Çok güzel bir şehir. İşte geziyoruz, ediyoruz. Böyle bir yerde 10 kişilik bir çocuk grubu var. Biz de onlarla böyle fotoğraf çekileceğiz falan. Onlar tabii sizi çok farklı görüyorlar gidince. Hepsi zaten böyle didi abla demek. Böyle etrafınıza geliyorlar. Sizinle oynamak istiyorlar. Sizinle fotoğraf çekmek istiyorlar. Daha sonra fotoğrafı göstermeniz gerekiyor ama merak ediyorlar. İşte çekiliyoruz. Bütün çocuklar gülümsüyor ama hepsi böyle. Ben de böyleyim falan, böyle ağzım açık. Çünkü neden? Etrafta bir sürü sinek var. Bunlar herhalde o yüzden ağzını kapatıyor. Bir iki tane fotoğraf size hemen anlatayım. Gözünüzde canlandırın. Birinde işte ben öndeyim böyle. Çocuklar çevremde. Herkes gülüyor. Bir tek benim ağzım açık. Sinek şurada. Ben onu fotoğrafta görüyorum. İkinci fotoğrafa bakınca sinek ağzımın içinde ve üçüncü fotoğrafta ben şöyleyim yani. Çekiyorum ama yok artık o sinek. Ben yutkunduğumu hissediyorum o iki ile üçüncü fotoğraf arasında. Ve o sineği yutuyorum. Sonrasında şöyle bir şey oluyor. Yuttuğumu anladım. Sonra ne oluyor falan oldum böyle. Sinek yuttuğumu anladım yani. Bayağı leş bir tat geldi. Daha sonrası ben kendimi kusturmaya çalışıyorum. Söyleyeyim bunu. Kusturmaya çalışıyorum. Şöyle parmağım falan, hani ağlıyorum falan ama sinirden. Nasıl böyle bir şey? Bir de etraf leş gibi. O sinek nerelere konmuştur. Yani dedim tamam bitti, ben kesin öleceğim. Neyse sonra şey geldi. Tuk tuk şoförü geldi. Ma'am what happened? Ma'am yaptı. Ben dedim sinek yuttum. Adam kahkahayı patlattı ve bana sorduğu soru şu. Ma'am are you veg or non-veg? Ben böyleyim ya, gerçekten bunun konumuzla ne alakası var şimdi? Hani orada baya stres olmuştum. Bir kafa hep böyle, ben döndüm zaten Hindistan'dan, benim kafa 2 ay böyle. Peki. Tamam. Yani bu da ne anlama geliyor bilmiyorsunuz bazen. Bu evet mi, hayır mı, olmaz mı? Bineyim mi diyorsun mesela taksiye, böyle yapıyor. Bineyim mi? Binmeyeyim mi? Tamam biniyorum o zaman. Bunu anlayana kadar biraz zaman geçiyor. Neyse sonra bir tane de böyle çok atraksiyonlu bir olay var. Bir gün hostelin terasında oturuyoruz. Hafif de karanlık. Eda diye bir arkadaşım bu arada. Benim projemin birinci ayının sonunda Türkiye'den başka bir geldi projeye yine. Tesadüfen de aynı hostelde denk geldik. Kız işte böyle oturacağız. Otur oturmaz ay dedi ve zıpladı. Sonra biz de ne oluyor falan olduk böyle. Hani bir şeye falan battı dedik. Şu kadar bir böcek uçmaya başladı o kalktıktan sonra. Ve bunu soktu o böcek. Bacağının altında.
Biz bayağı paniğiz. Yani çünkü Hindistan'sın hangi böceğin soktuğunu bilmiyorsun. Arı değil, başka bir şey değil. Nedir? Ölecek mi? Kafalarda soru işareti. Çünkü Hindistan'da bütün her şey ölecek miyim? Hani bir şey yiyorsun, sana dokunuyor, öleceğim kesin. Yani başka şey yok. Neyse sonra biz bayağı panik olduk. Çünkü kabarmaya başladı. Şöyle bir yumurta gibi şişti orası falan. Şimdi doktor diyorsun, bir şey olmaz diyor. Anladın mı hani? Krem diyorsun, sürme, bir şey olmaz. Hani sürekli böyle bir genişlik, bir relax. Ben böyleyim. Tamam şimdi halledeceğiz. Yanımda ben bayağı ecza dolabı gibi bir şeyle gelmişim. Hemen oradan kremler çıkıyor, sürülüyor. İstanbul'dan joker hakkımızı bağlıyoruz, bir şey birine soruyoruz falan. Neyse sonra bir tane doktor bulduk. Çıktık böyle eczane geziyoruz. 3 eczanede farklı bir şey diyor. Biri diyor ki hiçbir şey olmaz, bu böyle bizim zaten burada bildiğimiz bir böcek. Diyor ki o böceği görmek lazım, kötü bir şey olabilir. Öteki diyor ki o kesin öldü. Hani hakikaten ne olduğunu kimse bilmiyor. Neyse biz böyle gezerken falan bir doktor bulduk. Doktorun da böyle küçük bir muayenesi var. Önünde bir adam uyuyor yerde. Girdik. Doktor da böyle baktı, etti. Güzel bir krem verdi falan. Sonra şey diyor. Nereden geldiniz? Türkiye'den dedik. Sonra şey, doktor bey, ben de geçen işte Kıbrıs'ta bir şeye gitmiştim. Konferansa, kongreye falan. Dedik ya tamam, güvenebiliriz o zaman. Çünkü kafalarda sürekli bir soru işareti var. Çünkü kimse bilmediği için aynı zamanda bir test yapılmıyor, bir şey yapılmıyor. Biz de hep buna alışmışız aslında. Çok kasıyoruz kendimizi aslında, ondan bahsediyorum. Sürekli böyle bir fanusun içinde yaşıyormuşuz gibiymişiz burada. Bundan da çıkmış oluyorsunuz aynı zamanda. Kendinizi böyle yapayalnız, hiç bilmediğiniz, dilini bile konuşmadığınız bir yerde bulunca bir anda. O şekilde bu krizi de atlatmıştık. Onun haricinde hep sorulan soru, ya Hindistan'a nasıl gittin? Ya Hindistan'da nasıl yaşadın? Ya Hindistan'da ne yedin? Hiç mi korkmadın? Ya yani açıkçası endişelerim vardı ama yani oraya gittiğimde de ya yani bunun çok da büyütülmemesi gereken bir şey olduğunu gördüm. Tamam çok zor. Kültürel anlamda gerçekten bir şok yaşıyorsunuz ama ben çok değiştiğimi hissettim projeden sonra. Burada çok küçük şeylere kafaya takıp, burada işte böyle çok her şey mükemmel olsun, her şey yolunda gitsin. Tamamen şöyle diyeyim. Çok büyük hırsların böyle peşine kapılıp aslında hayatın tadını çok fazla kaçırdığımı ben fark ettim bu projeden döndükten sonra. Çünkü orada insanlar o kadar küçük şeylerden mutlu oluyor ki, o kadar küçük şeylerden çok güzel anlamlar çıkarıyor ki. Ben utandım açıkçası sürekli her şeyden böyle big big yapıp complain ettiğim için kendi kendime. Daha sonrasında daha böyle pozitif, daha hayata başka bir pencereden bakan bir insan haline geldiğimi gördüm. Yani orada sadece projedeki insanlar sizin hayatınıza dokunmuyor ya da siz sadece projedeki insanların hayatına dokunmuyorsunuz. Komple tüm ülkeyle bir etkileşim haline geçiyorsunuz. Yani şöyle yoldan geçerken gördüğünüz bir olay sizi çok etkiliyor olabilir, biriyle tanışıyorsunuzdur seyahat sırasında ya da birinden bir şey dinliyorsunuzdur. Her şey, sadece proje değil, o ülkeyle alakalı her şey sizin bu maceranızın bir parçası oluyor. O yüzden bu deneyimde gitmeye karar verdiğinizde nereye giderseniz gidin, turist gibi gitmeyin. Bir lokal gibi gidin, o kafayla gidin ki şehri, yaşadığınız yeri, oradaki insanları, hayatı daha iyi özümseyebilin, daha iyi anlayabilin. Çünkü turist gibi gitseydim eğer ben oraya, çok büyük ihtimal sadece aa Taj Mahal selfie, aa şu selfie diye çekip gelecektim ama yani ben oraya gittiğimde oturduğum esnafla çay içtim. Masala çay. Çok güzel bu arada. Gidenler içsin mutlaka. Hani insanlarla konuştum. Konuşabildiğim kadar çocuklarla oyun oynadım sokakta. Hani gerçekten orayı yaşadım. Ve ben bir tane hani böyle şey hakkım olsa sorsanız ne önerirsin? Ya ben bunu öneririm. Gidin ve orayı yaşayın. Sadece projeye odaklanmayın. En garip anım mı? Abi paramı çaldırdım mesela. Yani mesela kötü bir anı da anlatayım. Bu arada bütün herkes güzel yanını anlatır böyle. Çünkü doğal olarak sorunca önce güzel anılar canlanır ama şöyle kötü bir olay geldi başıma. Şimdi iki şehir arasında otobüs yolculuğu yapıyorum. Gece yolculuğu. İşte ben de hep ailem bana şey der bir yere gideceksem. Paranın hepsini aynı yere koyma bak. Yani küçük küçük ayır bir yerlere. Ben de gerçekten böyle basiretim bağlandı sanki. Yani tamam dedim. O kadar çok söylediler ki onların sözünü dinlemedim. Özür dilerim ben de. Bütün param benim cüzdanda duruyor. Cüzdanla önüme taktığım sırt çantasının içinde. O kadar sıcak ki ama gece yolculuğu olmasına rağmen otobüsün içinde zaten klima milima hak getire. Çıkarmışım. Neden bilmiyorum. Çıkarmışım, yanıma koymuşum. Niye çıkarıyorsun değil mi? Yanımda bütün her şeyim, bütün hayatım o sırada o çantanın içinde. Ben de 40 dakika hakikaten içim geçmiş yani. Şöyle bir gözümü kapatmışım. Gözümü açtım, çanta yok. Bakıyorum çanta yok. Çanta yerde. Bir dakika sakin olun, daha başlamadım. Çanta yerde ama çantanın ağzı açık. Ben de şimdi o şeyle dedim herhalde kulaklık falan alıp koyarken ben bıraktım açık düştü diyorum otobüs hızlı giderken ama asla kötü düşünmüyorum. Sürekli pozitif. Evrene pozitif enerji gönderiyorum. Çantayı aldım. Bakmak aklıma gelmiyor. Koyuyorum. Sonra dedim ki 3 saniye falan. Bu arada bunlar böyle çok hızlı geçen. Direkt kucağıma aldım. Hadi bismillah diye şöyle bir elimi soktum. Telefonumu buldum. Telefonumu almamış. Cüzdan yok. Cüzdan bayağı bakıyorum yok. Telefonun şeyine flaşını açıyorum falan. Yok yok yani yok. Hiçbir yerde yok. Ben böyleyim. Kendi kendime de içimden
ben bunu diyorum. Yok, cüzdan yok. Yok, var mı? Yok. Paranoya oldu artık. Hani dokunsanız o anda patlayacağım, ağlayacağım bir şey. Sonra ben muavini çağırdım yani hani. Bu arada da şöyle bir şey var. Önümde bir adam vardı 40 dakika önce. Gözümü açtığımda o adam yok. Gerçekten hani koltuğunu yatırmış böyle geriye doğru. Ben de hani normal bir şey diyorum. Türkiye'de bile yatırıyorlar ya böyle. O yüzden sesimi çıkarmadım. Ben de yatırdım arkaya doğru falan böyle. O yüzden hiç aklıma gelmiyor böyle bir şey oldu. Adam yok. O 40 dakika içinde ne olduysa oldu. Muavini dedim. Nerede? Gitti. Para nerede? Müşteri de falan oldu ya. Hakikaten. Araba nerede? Müşteri. Nerede diyorum bu adam. Bileti falan yok mu? Hani isim misim bir şey. Polise gidelim diyor. Böyle bir... Gitti yani o para falan diye. Sonrasında gitmiş bulundu para. Ya ama inanın daha benim bu arada birinci ya da ikinci haftam falandı bu parayı kaybettiğimde. Bir rahatlama geldi bana. Dedim ki kaybedeceğim bir şey yok artık. Pasaportum var, telefonum var, tamam dedim. Kaybedeceğim bir şey yok. Bir süre annemlere de bu arada haber veriyorum ki hani merak etmesinler ya da şey olmasın. Dedim bana bir süre bir para yollamayın dedim, birkaç gün dedim. Ben burada bir kendi yağımda bir kavrulayım, bir gerçekten şey yapayım. Tapınaklarda falan gerçekten bedava yemek veriyorlar. Yiyorsunuz. Böyle şeylerden şey yaptım. Hani rahatladım çünkü hakikaten dünyevi şeylerden biraz böyle uzaklaşıyorum. Aşırı olumlu bakmaya çalışıyorum çünkü orada kendimi salsaydım ben geri dönmüştüm. Yani dönmek istemiyorum kesinlikle. Projeye de o deneyime de böyle dört kolla sarılmak istiyorum. Yani başınıza kötü şeyler de gelebilir. Benim demek istediğim şey bu. Bırakmayın kendinizi. Öyle hemen yakmayın gemileri. Hayatta kalmaya başka yollar arayın. Mesela bu sırada ben bir düğüne gittim. Öyle bir şey söyleyeyim. Global volunteer ederim. Güzel mi? İyi mi? Gidelim mi? Kesin gidin. Çok güzel deneyim. Bu kadar izlediniz. Güldük, ettik, eğlendik, anlattık. O zaman abone olun.